Eskişehirli Ne Diyor programından herkese merhaba. Gıda fiyatlarındaki artış rekor kırmaya devam ediyor ve biz de bugün Eskişehir halkına mikrofonumuzu uzatacağız ve gıda fiyatlarındaki artış hakkında ne düşünüyorsunuz diye soracağız. Bakalım genel yanıtlar nasıl olacak? Gıda fiyatlarındaki artışlar gerçekten çok fazlalaştı şu anda. Ben de spora yeni başladım. Spordaki tavuk göğsü bile şu anda almış başına gitmiş açıkçası. Yani Türkiye'de şu anda spor yapmak da çok zor. Gençler için her şey çok zor. Sadece gıda değil, her şeyin fiyatlarındaki artış bu şekilde. Sizce bu şekilde devam ederse ülkemizde bir gıda krizi yaşanır mı? Ya gıda krizi yaşanır mı bilmiyorum ama ekonomik olarak kimsenin zaten alacak gücü kalmayacak yakında. O yüzden bir sorun olacağını sanmıyorum. Ben alışveriş yapmıyorum, eşim yapıyor ama eve her zaman mutsuz bir şekilde dönüyor. Bu da hakikaten vatandaşın fiyatlardan ciddi derecede etkilendiği olarak bana yansıyor. Ben sadece eşime veriyorum, o alışveriş yapıyor. Ben piyasa bilgileriyle ilgili herhangi bir şeye sahip değilim. Yani ülkemizde olmaması gereken bir şey, zaten dar gelirli insan sayısı çok fazla Türkiye'de. Vallahi ben her gün üzülüyorum. Benim maddi gelirim yerinde ama yani insanları gördükçe ben de endişeye kapılmaya başladım. Kapılmıyordum daha önce. Bu şu en son artışlardan, her gün gelen benzine, ona buna gelen zamlardan ben de korkar oldum. Ben nasıl diyeyim, markete gittiğim zaman böyle bir kasada falan bekliyorduk sıra. Şu anda öyle bir şey yok. Marketler boş. Müze gibi olmuş sanki. Yani korkunç, kötü günler bekliyormuş gibi hissediyorum. Gelecek için kaygılıyım. Bunları diyebileceğim size. Yani sizin... Sizce ülkemizde bir gıda krizi yaşanır mı? Üstesinden gelebiliriz aslında ülke olarak. Üretime geçsek bunu çok güzel başarabiliriz aslında ama hep dışarıdan her şeyi getirtirince bizde ekme biçme olayı bitti. Gelinen noktada bu oldu. Orada ısrarlı olmak lazımdı. Dışarıya yönelmemek lazımdı. Yani kendi ülkemizde kendimiz halletseydik bunları şu anda bu durumda olmazdık. Artık nereye kadar dayanır vatandaşlarımız bilemeyeceğim. Peki bu gıdaya gelen zamlardan sonra siz alışverişte nelere dikkat etmeye başladınız? Yani bizim bir elim ayağımız aslında ilçede olduğu için biz biraz daha şanslıyız. İşte kırsal kesimde üreten kadınlarımızdan süt alıp peyniri kendimiz yapmaya başladık. Yoğurdu kendimiz yapmaya başladık. Örnek veriyorum, işte çeşit çeşit şeyleri kırsaldan almaya başladık. Marketler daha fazla pahalı olduğu için biz bu şekilde bir önlem almaya başladık. Peki gidişat böyle devam ederse bir gıda krizi yaşanır mı ülkemizde? Yani gıda krizi yaşanmaz diye tahmin ediyorum. Artık yıl 2022 oldu ama bayağı bir sıkıntılar yaşanabilir. Yani geçen gördüğünüz gibi ayçiçek yağında millet birbirine girdi. Marketlere akın etti herkes. Sadece bir haberden dolayı dediler ki gemi işte bir hafta geç kalacak, gelemeyecek diyerekten bir haber çıktı. Millet marketlere akın etti. İşte gıda krizi bu şekilde çıkabilir yani, çıkarsa da. Dün öndüm uçaktan, daha burayı bilmiyorum. Oranın durumu zor. Her yer aynı yani, bir burası değil. Peki gelen zamlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Gıdaya sürekli üst üste zam geliyor. İyi bir şey değil halk için tabii, onu düşünüyoruz. Yani yurt dışında da aynı bura, bir burada değil. Ya alışverişte mümkün olduğu kadar ucuz arıyorsun. Ucuz da olmadığına göre az almaya çalışıyorsun. Şu yani az almanın yolunu arıyorsun veya almıyorsun. Mesela gıdada hangi ürünler dersin? Mesela bir sebze türü var. Bir işte peynir, süttür, ettir. Etten vazgeçtik diyebiliriz. Peynirden de pahalısını diye ucuzunu alma, biraz yağsızını yeme. Öbürkülerde sebzede pazar pazar geziyorsun, hangisi ucuzsa oradan alışveriş ediyorsun. Başka çaren yok. Peki bu şekilde devam ederse ülkemizde bir gıda krizi yaşanacak gibi gözüküyor mu? Tabii canım, yazın yaşanacak. Ben kendi ufak bahçem var. Mesela kendim yetiştirmeye çalışacağım. Kendim yetiştiriyorum da zaten. Ama ne kadar? 3 ay, 5 ay. Bundan sonrası yine dönüyorsun.
yemememiz lazım. Sağlıklı değil zaten. Şu anda üretilenlerin hiçbiri de sağlıklı değil. Ama iyiye gitmiyoruz. Ülke kötüye gidiyor. Bizim alıp alamadığımız değil. Zengin biraz daha zengin, fakir biraz daha fakir oluyor. İşin esası bu. Ülke kötüye gidiyor, iyi yönetilmiyor. Çok pahalı yani gıda artışları. Hem de çok çok. Peki bu zamlardan dolayı zorlanıyor musunuz geçiminizde? Nasıl? Biz emekliyiz zaten. Tabii ki zorlanıyoruz yani. Peki ya, alışverişinizde nelere dikkat etmeye başladınız artık? Bir değişiklik oldu mu? Ya değişikliklere ya biraz kısıyorsun yani her şeyden. Her şeyden kısıyoruz yani. Siz kısıyor musunuz? Mecburiyetten. Mecburiyetten kısıyoruz yani. Bu şekilde devam ederse bir gıda krizi yaşanacak gibi gözüküyor mu? Vallahi böyle giderse olabilir de yani. Olabilir. Her gün zam görüyoruz. Etiketler sürekli fahiş yani. Daha ne diyebilirim ki? Herkes aynı fikirde diye düşünüyorum. Zaten görüyoruz da her gün. Alacağımızı alamıyoruz veya çok daha azını alıyoruz. Bu durumdan çok muzdaribiz. Vallahi çok pahalı buluyoruz. Başka ne düşünüyoruz? Peki bir zorlanma oluyor mu? Oluyor tabii. Eşim asker ama gene de öyleyken oluyor. Çok korkunç. Ülke çok uçuruma gidiyor ne yazık ki. Tarım ülkesi, Ege toprakları, Çukurova toprakları, dünyanın en verimli topraklar. Evliya Çelebi gezmiş, baston idik yeşerir burada demiş. Ama şeker var, her şey var. Usta yok yapacak ne yazık ki. Teşekkür ederim. Herkes kendi kafasına göre zam yapıyor. Herkes kendi kafasına göre yani milleti uydurmaya uğraşıyor. Yani bunlar tedbir alsınlar ya. Ya biz de bilelim hani kimin yaptın, kimin yaptın. Sizin alışverişlerinizde bir değişiklik oldu mu? Valla alışverişte değişiklik. Son 4 ayda 12 milyar bize kartı parası gitti. Maaştan hariç. Sırf elektrik, doğalgaz parası 1000 TL. Aldım 4 TL maaş. Gıdaya ne kadar gidiyor peki? Gıdaya 2,5 olan gidiyor. İşte 500 lirayla. Peki bu şekilde devam ederse ülkemizde bir gıda krizi yaşanacak gibi gözüküyor mu sizce? Valla gıda krizi yaşanmaz. Yani memleketim koca, Konya Ovası var, Harran Ovası var, Mersin var, Ege'si var. Onası, yani memleketim tarım ülkesi yani. Bu tarım ülkesine eğer mal ithal ediyorsak yani yazıklar olsun yani. Önce mazot, yakıt aşağı düşecek. Gübre fiyatları. 50 tane ağaca gübre atacağım. Gittim sordum. 50 kilo gübre 500 lira. Bunu çiftçi bugün 4 ton alıyor, 10 ton alıyor, 15 ton alıyor, 20 ton alıyor. Bu adam nasıl aldırsın? Vallahi uçtu gitti yani. Ben bile düşünüyorsam yani dar gelirlerin ne yapacağını bilemiyorum yani. Ne yaptığını da bilemiyorum. Peki gelen zamlardan kaynaklı alışverişinizde nelere dikkat vallahi etmeye başladınız? Eskiden ben çok bakmazdım fiyatlara. Yani çok dikkatimi çekmezdi öyle çok fazla. Ama şimdi geçen bir peynir almaya kalktım. Ben onu bir kilosu zannettim. Meğerse 400 gram mı 450 gram mı neymiş? 60 lira mı 65 lira mı ne yazıyordu üzerinde? Ben kilo olarak hesaplamıştım ama demek ki çok uçmuşuz yani. Çok gerilerde kalmışım. Gidişat nasıl gözüküyor sizce? Yardımcımız olsun Allah. Görünen o yani. Ne diyeyim ben şimdi gıda fiyatlarındaki... Tepkinizi merak ediyoruz. He? Tepkinizi merak ediyoruz. Ya iyi bir şey değil muhakkak yani. Ama herhalde düzene girecektir yani. Bu alışverişleriniz nasıl geçiyor mesela? Sıkıntılı. Emekli insan ne olsa olsun. Vallahi bilmiyorum kardeşim işte inşallah düzelir. Yapacak bir şey yok. Sizce ülkemizde bir gıda krizi riski var mı? Yok yok. Ülkemizde bizim her şeyimiz bol. Gıdadan yana sıkıntımız olmaz ama işte bu maddi konudan insanlar biraz problemli şu anda. Yapacak da bir şey yok. Bekleyeceğiz. İyi olacaktır inşallah. Haddinden fazla ilerledi. Bilmiyorum artık halimiz ne olacak. Peki bu gıdadan kaynaklı gelen zamlardan sonra artık alışverişlerinize nelere dikkat etmeye başladınız? Ya zaten fiyata dikkat ediyordum ama artık biraz daha ayarı arttı. Bilmiyorum bununla alakalı bir şey değil zaten ama elimizden geldiğince artık şey yapmaya çalışıyoruz. Vallahi şimdi şöyle söyleyeyim. Sırf gıda fiyatlarına gelen zamları maliyete,
İşte yurt dışından geldiği için ihracata, mesela bir kuru fasulye bile, bir pirinci bile Malezya'dan, Hindistan'dan, ne bileyim bugün savaş olan ülkelerden gıda alıyoruz. Ne zaman ki üretirsek o zaman gıda fiyatlarında bir sıkıntı yaşamayız. Dışarı bağımlı kaldığımız sürece, ki biz biliyorsunuz üreten bir millettik. Fabrikalarımız vardı. Şeker fabrikalarımız vardı, yağ fabrikalarımız vardı. Bunlar özelleştirildi, tüzelleştirildi, kişilere verildi, şahıslara verildi. Dışarıya bağlı. Gidişat nasıl gözüküyor peki? Gidişat mı? Gidişat yani iki motoru, dört motoru, yani şu anda sisteme göre iki motorla kapanmış durumda. Ağır ağır çakılıyoruz. Ağır ağır çakılıyoruz. Ülkemizde bir gıda krizi yaşanacak mı böyle devam ederse? Efendim? Sizce böyle devam ederse ülkemizde bir gıda krizi yaşanacak mı? Vallahi yaşanıyor. Ben iki senedir pazara gidiyorum, ha bu hafta ucuzlar, ha bu hafta ucuzlar. Boş dönüyoruz. Hiçbir şey almıyorum. Gıda krizi yaşanıyor yani. Bulsak da alamıyoruz. Zaten bulunanlar hep dışarıdan menşeli olduğu için maalesef gibi diğer işte. Ya bugün en basit ya pirinç ya, pirinç ya, buğday ya. Samanı bile savaş olan Suriye'den alıyoruz ya. Yapmayın. Ya. Tabii ki yaşanacak. Bitmeyecek. Daha kötü olacağız. Valla çok iyi bir şey düşünmüyoruz. Çünkü boğazımızdan keseceğiz. Hastalıklar da bununla birlikte gelecek. Yani iyiye doğru değil, kötüye doğru gidişimiz var. Peki siz alışverişlerinize nelere dikkat etmeye başladınız artık bu gıdaya gelen sonlardan sonra? Fiyatlara. Nasıl geçiyor alışverişleriniz? Vallahi kısıtlayarak. Yani 3 alacaksak 1 alıyoruz, 1 alacaksak hiç almıyoruz. Evdeki bitesiye kadar devam ediyor yani. Bittikten sonra anca alışverişe çıkabiliyoruz. Peki böyle devam ederse sizce ülkemizde bir gıda krizi riski yaşanır mı? Valla gıda krizi değil de insanların alım gücü azaldığı için yani alamayacak yani. Yani kriz değil. Ekersek zaten bolluk olur. Ekmediğimiz için zaten böyle. Hep almakla olmuyor. Bir yerde de üretmek lazım. Yanıyor ortalık ya. Fahiş fiyatlar çok fahiş yani. Yani bu kadar olmaması lazım. Yani sizi anlamıyorum. Nasıl etkiledi? Efendim? Sizi nasıl etkiledi? Ya ben emekliyim, haliyle etkiliyor yani. Emeklileri haliyle etkiliyor. Ya bu işin üzerinde durması lazım ya. Düşüreceğim falan dedi. Aslı astarı çıkmadı. Daha çok yükseldi yani fiyatlar. Düşme olayı yok yani. Hayal görüyoruz. Dinliyoruz sadece, başka bir şey yok. Alışverişleriniz nasıl geçiyor? İcraat yok yani, icraat efendim. Gıda alışverişleriniz nasıl geçiyor? Anlamadım. Alışverişleriniz nasıl geçiyor? Kısıtlı geçiyor haliyle, emekli olarak kısıtlı geçiyor. Yani zenginler gibi bir pastırma alamıyorsun, biftek alamıyorsun. Ondan sonra gidip 90 liraya 100 liraya peynir alamıyorsun. Ortalamasını alıyorsun haliyle sen de. Durum böyle yani. Teşekkür ederim. Allah yardımcımız olsun. Çok zor dönem içerisindeyiz. Vallahi iyi düşünmüyorum. İnşallah kurtuluruz. Alışverişlerinizde nelere dikkat etmeye başladınız bu gıdaya gelen zamlardan sonra? Yani ihtiyacım kadar alıyorum. Ucuz, daha uygun fiyata olanları almaya çalışıyorum. Yani tasarruflu kullanmaya çalışıyoruz artık. Her şeye tasarruflu. Yani böyle devam ederse bir gıda krizi riski gözüküyor mu ülkemizde? Türkiye'de zaten üretim, gıda üretimi, biz kendi kendine yeten bir ülkeydik. Artık yetmiyoruz. Yanlış uygulamalar sonucu. Türkiye dışa muhtaç oldu. Dışarıdan geliyor her şey. Allah korusun, bizim dahil olacağımız bir savaş olsa, yani millet açlıktan kırılır. Savaştan ölmez, açlıktan ölür. O hale geldi. Öyle bir ülke haline geldik maalesef. Allah kurtarsın. Çok arttı. Vallahi ne diyeyim yani. Geçinmek zor. Sizin alışverişleriniz nasıl geçiyor? Zor geçiyor emekli maaşıyla. Öyle yani. Nelere dikkat etmeye başladınız mesela? Vallahi ne bileyim, her şeye dikkat etmeye başladık. Yani öyle. Yapacak bir şey yok. Çok zor geçiniyoruz yani.
akaryakıta, doğalgaza, elektriğe zam geldikten sonra onlar da normal geliyor. Gelecek yani. Hani her şey ona bağlı. Sizi etkiliyor mu peki? Etkilemez mi? Milleti etkiliyor. Beni etkilemezse sizi etkiliyor. Etkilediği kişiler çok yani. Etkilemez mi? Tabii zamlar yani çarşıya çıktı mıydı? Yani parası gibi gidiyor yani. Ne yönde zorlanmaya başladınız? Ne yönde? Ya nasıl gece yatıyorsun, sabah kalkıyorsun, hemen her şeye zam gelmiş. Hani her gece millete zam geliyor. Herkes şikayetçi. Herkes, ben çok kişi tanıyorum. Geçen birisi kırtasiyenin önünde ağlıyordu. Çocuğuma şey alamıyorum, bir şey alamıyorum diye 100 lira eksi çıkmış. Ağlıyordu yani. Yani etkilenen çok. Gerektiğinden fazla. Fırsatçılık diye düşünüyorum. Çok fazla yani. Sizi nasıl etkiliyor peki? Beni değil, herkesi etkiliyor 7'den 70'e. Gıdanın dışında başka şeylere de zaten fazla zam geldi. Yersiz fazla yani. Bu kadar olması çok fazla. Peki alışverişlerinize nelere dikkat etmeye başladınız artık? Yani insanlar artık kaliteyi hiç düşünmez oldu. Her şeyin en ucuzunu aramaya çalışıyor. Çünkü herkesin gelir noktası belli. Bu şekilde devam ederse ülkemizde bir gıda krizi yaşanacak gibi gözüküyor mu? Krizi bilmiyorum ama insanlar daha da zorlanacak. Herkesin birbirine karşı bakış açısı daha farklılaşacak. Zaten durumlar çok sıkıntı. Yani her şey daha da kötü olmasını tahmin edemeyiz herhalde. Kızım üretim. Üretim olmadan gıda düşmez. Böyle market kontrolüyle, zabıtayla bu iş olmaz. Üreteceksin ki tüketeceksin. Sen şimdi üretmezsen ne yiyeceksin? Afrika'dan, Kuzeydoğu'dan getireceksin. O da ne yapacak? Nakliyatı var. Petrol dersen, mazot, benzin dersen ona keza. Nasıl yapacağız? Efendim asgari ücreti tamam 4250 iyi dedik. Ama bir ayda bitti. Şimdi sorun. Neredeymiş? Yok efendim mesela Rusya'dan yağ gelecek. Bütün millet gemi bekliyor. Gemi. Yazık. Bir defa çiftçiyi besleyeceksin. Çiftçiyi nasıl besleyeceksin? Bakın ben size bir şey söyleyeyim. 50 yaşından altında çiftçi yok. Niye yok? Çünkü çocukların geleceği yok. Çiftçiye ne yapacaksın? Genç çiftçiye sigorta yapacaksın. İndirim yapacaksın. Teşvik edeceksin. Ondan sonra üreteceksin. Üretse tetkik edeceksin. Bu saatten sonra çok zor. Şu anda başlasalar bile en az 5 sene sürer. Tüketim o bizim istediğimiz seviyeye gelinceye kadar. Sen şimdi tüketmiyorsun, tüketiyorsun, üretmiyorsun. Ne yapacaksın? İlk sanayide birkaç bir şeyle, buzdolabı satmayla, efendime söyleyeyim, bilmem birkaç şey satmayla bu iş olmaz. Tamam, onu da yapacaksın. Peki sizce ülkemiz iyileşecek mi bu konuda? Evet. Valla ne düşüneyim kızım, aldı başını gidiyor her şey. Yanına varılacak gibi değil hiçbir şey. Siz zorlanıyor musunuz peki alışveriş? Tabii ki emekli maaşından geçiniyoruz. Yani tek maaş. Maaş nasıl geçmeye başladı alışverişleriniz? Nelere dikkat ediyorsunuz? Nelere? Uygun fiyatlısına dikkat ediyorum. Hangisi ucuzsa ona bakıyorum. Yok hiçbir şeyin yanına varılacak gibi değil. Gidişat nasıl gözüküyor sizce? Hiç iyi değil. Allah sonumuzu hayır etsin. Kömürün tonu olmuş. 5'i geçmiş. Kömüründen şey yapıyoruz. 1 ton yetmiyor, 2 ton yetmiyor. Çok zor. Allah yardımcımız olsun hepimizin. Ekonomik bozuk olduğu için fiyatlar yüksek. Çok artışlar var. Peki sizi etkiliyor mu? Beni ne etkiliyor? Bütün vatandaş etkiliyor. Ne etkilemeyecek ki? Ne yönde etkiliyor mesela? Ya ben emekli olarak etkiliyor. Asgari ücret olanlara etkiliyor. Petrol almış başını gidiyor. Millet kontak kapatıyor. Gıdalar almış başını gidiyor. Nasıl etkilemesin ki? Sizce böyle devam ederse ülkemizde bir gıda krizi riski var mı? Ya gıda krizi olur da bunu mağazsız yapıyorlar gibi geliyor bana. Biraz da zenginlerin, 5 kişinin elinde bu. Bunlar yapıyor herhalde. Yani bu birdenbire patlayacak bir şey değil yani. Ekonomik diye. Zenginlerin elinde ekonomik. İsterse düşürür, isterse indirir. Yiyecek bir şey bulamıyorum, ne diyeyim. Sizin alışverişleriniz nasıl geçiyor mesela? Gıdaya gelen zamlardan sonra artık alışverişlerinize nelere dikkat etmeye başladınız? Şimdi alışveriş hep eşim ilgilendiği için ben. Hiç haberim yok, yani bilmiyorum. Etkiliyor mu sizi? Etkiliyor. Yani tabii ki tüm Türkiye etkilendi. Tabii ki etkileniyor. Peki gidişatı nasıl görüyorsunuz, nasıl buluyorsunuz?
Allah yardımcımız olsun. Hiçbir şey diyemiyorum. Vatandaş mahvoldu. Yani. Her şey pahalı. Bir gün gidiyorsun ayrı fiyat, yarın gidiyorsun üstüne konulmuş. Zor durumda herkes. Gıdaya gelen zamlar sizin alışverişlerinizi nasıl etkiliyor peki? Emekli insanı nasıl etkilerse bizi de etkiliyor yavrum. Alım gücü düştü artık iyice. Yani. Peki bu şekilde devam ederse ülkemizde bir gıda krizi yaşanır mı? Yaşanmaması lazım. Bir esnaflar böyle saklamazlarsa, herkes aldığı ürünü raflara koyarsa... Ya, memleketimiz tarım bölgesi be yavrum. Öyle olsa insanlar bir de fırsat bildiler. Fırsatı şeye çeviriyorlar. Kendi aleyhlerine çeviriyorlar. Öyle yani. Çok kötü bir şey. Yani çoluğu çocuğu olana çok kötü bir şey. Benim çocuğum yokken hani bana ihtiyacı olan çocuğum yokken ben bile zorlanıyorum. Ufak çocuğu olan çok zor. Fazla ama ne yapacaksın? Yapılacak bir şey yok. Yani her zaman artıyor. Ben Sivrisar'dan geliyorum. Bilirsiniz Sivrisar'ı. Şimdi onlara bakıyorum, orada daha fena. Sivrisar'da daha çok, fiyatlar çok yüksek. Peki bu fiyat artışları sizleri nasıl etkiliyor? Biz emekliyiz, yetmiyor paramız. Ben 2,5 milyar para alıyorum. Yol parası, git gel. Çocuklara harçlık veremiyorum, torunlara. O duruma düştük. Alışverişlerinizde peki nelere dikkat etmeye başladınız? Valla en ucuz nereyse oraya gidiyoruz. Fiyat, bak geziyorum şimdi. Bakıyorum torunlara bir şey alayım diye. En ucuzuna bakıyorum. Yani iyisine bakmıyorum, ucuzuna bakıyorum. Yani o duruma geldik. Ki yani verilen paralar yetmiyor, imkanı yok. Ben Sivrisar'da şeyde oturuyorum, kaloriferli dairede. Kömürlü. 2 milyara kömür aldım ben, 3,5 ton. 7 milyar beni tamamen etkiledi. Yani bir senelik benim alışverişimi etkiledi. 7 milyar az para değil. Zaten aldığımız ne ki? 2,5 milyar para alırız. Peki eğer bu şekilde devam ederse ülkemizde bir gıda krizi yaşanacak gibi gözüküyor mu? Gıda krizi olabilir. Ama bu geyimdir, şudur budur onları zannetmiyorum. Yani gıda olabilir yalnız. Çünkü dışarıya çok mal gönderdik. Gıda olarak yardım amaçlı. Onların yerine tabii ya çok farklı gelecek, zamlı gelecek ya da bulamayacağız. O duruma düşeceğiz yani. Tabii bir hayli yüksek, belirli düzeyde geliri olmayanlar için zor bir şartlar. Peki sizin alışverişlerinizi nasıl etkiliyor? Tabii ben de bu ülkenin bir vatandaşı olduğum için haliyle etkileyecek ve etkiliyor. Nasıl etkiliyor? Canım daha fazla alman gereken şeyi istediğin kadar alamıyorsun. Kısıtlamaya gidiyorsun. Yani para yönünden şey olunca tartıdan kilogramdan kısıyorsun. Peki bu konuda ülkemizin gidişatını siz nasıl görüyorsunuz? Ben emekli idari mali işler şefiyim. Bu konuda fazla konuşmayayım, siyaset yapmayayım. Beni bırak gideyim. Vallahi yavrum, genelde kimisi pahalı, kimisi normal. Şey çok pahalı vallahi. Nasıl geçiyor alışverişleriniz mesela? Allah, alışverişlerimiz çok yoğun geçiyor. Şimdi gelin alışveriş yaptık, oğlan nişanladık. Her şey ateş pahası. Peki gıdaya olan alışverişler? Gıda da aynen öyle ablam. Önce bir BİM'e giriyorduk. Yani alacağımızı alıyorduk. Bir yani hani 500'den 600'den çıkıyorduk. Şimdi 1,5-2 milyardan çıkamıyoruz alacağımız. O da ufak tefek şeyler. Rafta böyle bir, yani. Bir para, kasada bir para. Yani sıkıntılı yani. Hayırlısı olsun. Çıkmıyor bu işin içinde. Aldığımız 2,5 milyon lira emekli maaşı. Şimdi bir olana vermek 250 kat. Vallahi şimdi 1,5 milyar verdim. Dün verdim 1,5 milyar. Zor yani, hayat şartlar çok zor. Yeğenim, ne düşüneceğiz? Düşünecek bir şeyimiz yok. Kimseye de bir şey diyemeyiz. Sizleri etkiliyor mu? Etkilemez mi? Emekliyiz. Emekli her türlü zor da yani. Çok fazla. Yani bunlarda bir indirim olması lazım artık yani. Zaten çiftçi de üretemiyor. Yani buna bir devletin el atması lazım yani. Peki bu gıdaya gelen zamlar sizin alışverişlerinizi nasıl etkiliyor? Çok etkiliyor. Hiçbir şey alamıyorsun yani. Bir yumurta olmuş dolar bazında 25 lira 30 lira yumurta. Peynir olmuş 90 lira. Tereyağı olmuş 120 lira. Et olmuş 140 lira. Daha dün zam geldi. Yani
Vatandaş zam alsa ne olacak? Nasıl geçinecek? Soruyorum ben size. Verdiği para meydanda. Kaşıtla verdi, kepçeyle aldı. Tabii mutfağa yansıyor ama öncelikle ben şimdi çok hazırlıksız yakalandım. Ekonomik olmaya, tasarruflu olmaya yöneltiyor insanları. Öncelikle daha en azından geçtiğimiz yıl belki etiketlere bakmadan alışveriş yapıyorduk. Ama bu yıl biraz daha ekonomik. Çünkü bu küresel bir sıkıntı. Sadece ülkemize ait bir durum değil. O bakımdan bence insanlar bu süreçte artı bir tasarruflu olmayı öğrenmeleri gerekiyor. Öyle düşünüyorum. Peki size etkileri ne oldu gıdaya gelen zamların? Ya mutlaka ki etkileniyor insan. Ben tek başına yaşadığım için bundan çok az etkileniyorum. Ama tabii daha dar gelirli olup ekonomik anlamda sıkıntılı yaşayan mutlaka ki birçok aile var. Onlar için daha zor şartlarda yaşamak zorunda kalıyorlar. Tabii ben de etkileniyorum ister istemez. Bir emekli olarak, çiçeğe burnunda bir emekli olarak. Bir şey düşünemiyorum. Her şey... Sizce nasıl fiyatlar? Çok yüksek. Böyle giderse bir gıda krizi yaşanacak gibi düşünüyorum. Kesinlikle, kesinlikle düşünüyorum. Yani asgari ücretin yine bir elden geçmesi gerekiyor. Enflasyon eklenmesi gerekiyor. Enflasyon zammı olması gerekiyor. Asgari ücretin artması gerekiyor. Yoksa bu insanların hali perişan. Alacak durumumuz yok. Hepsi bu kadar. Sizleri nasıl etkiledi bu gıdaya gelen zamlar? Her şeye. Gelecek zaman. Nasıl geçiyor alışverişleriniz? Alışveriş yapamıyoruz ki nasıl geçsin. Çok çok aldı gitti. Yani düşünmek lazım artık. Bir kere değil iki kere düşünüyoruz. Gerçekten. Sizleri nasıl etkiliyor? Çok etkili. Ben iki kişi olduğum halde emekli eşim. Yani maaşı aldığı gibi yiyece yetmiyor. Ya, sabah be gidiyorum farklı, gece farklı fiyatlara. Kızlara bile diyorum, kız gidiyorum en basiti. Diyorum ne oluyor diyorum, sabah ayrı akşam etiket ellerinde. Gerçekten öyle. Peki artık alışverişlerinizde nelere dikkat etmeye başladınız? Ne desem hiç anlatsam yani susayım ondan iyi. Et, balık dediğin gibi hepsi geçti artık. Gerçekten soframızdan eksildi artık her şeyler. Çocuklara Allah yardım eylesin. Biz yaşı 60 oldu, onlar düşünsün artık çocuklar. Yani çocuklar çocuk doğuracak zaman da geçti artık. Gerçekten öyle. Ya tabii belirli bir fiyat artışı var. Ama bu sadece bizim ülkemize sınır değil. Dünyada bir enerji sıkıntısı var. Bir yakıt sıkıntısı var. Dolayısıyla bu da gıda sektörüne de etkiliyor. Şu andaki geçici olduğunu düşünüyorum. Biraz insanlar da hani tabii asgari ücrette iyi bir zam verildi ama fiyatların da artması o zamı biraz gölgede bıraktı. İnşallah şu anda küresel bir sıkıntı var ama düzeleceğine inanıyoruz yani. Biz sizin düşünceniz nedir? Ne söylersiniz? Yani aynı şeyi düşünüyorum. Hani çok şükür alma gücümüz olduktan sonra oluyor da alamayanlara çok üzülüyorum. Çok alamayan insanımız var çünkü. Yani biraz devletimizin bunları düşünmesini istiyorum. O kadar çok alamayan insan var ki. Sizce ülkemizde bir gıda krizi yaşanır mı? Böyle giderse evet, yaşanır. Hiç memnun değiliz zamlardan. Herkes memnunsa ben de memnunum. Nasıl ama? İyi değil mi? Ne söylersiniz? Efendim? Ne söylersiniz? Yapacak bir şey yok yani. Herkes ektiğini biçiyor. Sizleri nasıl etkiliyor bu gıdaya gelen zamlar? Alışverişlerinizi nasıl etkiliyor? Vallahi pek fazla bir şey yapamıyoruz tabii. Ama tabii parası olan yaşıyor, parası olan yaşamıyor. Parası olan yaşıyor. Ülkemizde bir gıda krizi yaşanır mı bu şekilde devam eder? Tabii ki yaşanacak. Şimdi mazot fiyatları olunca yani kaçınılmaz. Kimseye gideceğini zannetmiyorum yani. Maliyetleri kurtarmıyor çünkü. Gıda fiyatlarındaki artışlar çok yükseldi. Neredeyse artık maaşımızı yetiştiremiyoruz ki benim öğrencim de var. Ona da para yetiştirmem gerekiyor. Doğalgaz, şu bu. Gıda fiyatları da çok yükselince çok sıkıntı oldu bizim için. Hani düşmesini isterim. Sizce bu şekilde devam ederse ülkemizde bir gıda krizi yaşanır mı? Bence yaşanır. Çünkü zor durumdayız yani. Ben şahsen kendi adıma konuşayım. Zor durumdayız biz. Çok ciddi fahiş bir artış var ya. Geçen gün şöyle bir şey geldi başıma. Bir hafta önce peynir aldım bir yerden. 75 lira aldım peynirin kilosu. Baktım 125 lira olmuş. Çok ciddi bir pahalılık var yani her şeyde. Peki
Peki siz artık alışverişlerinize nelere dikkat etmeye başladınız bu gıdaya gelen zamlardan sonra? Yani sonuçta insanlar alışık olduğu şeyleri kısmamak istiyor ama bakıyorsun biraz alternatif hani ne olabilir, hesaplı olan farklı marka, farklı ürün veya işte ürün kampanyaları, mağaza kampanyaları değerlendirmeye çalışıyoruz yani. Peki gidişatı nasıl görüyorsunuz? Kötü, iyi değil. Her şey artıyor. Toplu taşıma fiyatları artıyor, yakıt fiyatları artıyor. Doğal olarak gayet normaldir. Üretmiyoruz, tüketiyoruz sadece. Ben dışarıdan geldim, bilmiyorum daha yeniyim. Ne arttığını bilmiyorum. Peki gıdaya gelen zamlar sizleri etkiledi mi? Alışverişleriniz nasıl? Yok, ben yurt dışından geliyorum. Hadi. Haberim yok. Vallahi gıdaları hiç sormayın. Yani çok zor durumdayız. Geçinemiyoruz yani resmen. Yetişmiyor. Ne yönde etkiliyor bu gıdaya gelen zamlar? Ya her yönden etkiliyor. Yani doğru dürüst beslenemiyoruz. İstediğimizi alamıyoruz. Yani çok zor bir durumdayız. İnşallah düşer yani, böyle gitmez. Yani bu şekilde devam ederse gidişat nasıl gözüküyor? Vallahi hiç düşünmek bile istemiyorum. Herhalde çok kötü olur yani. İnşallah düzelir. Bir gıda krizi riski var mı sizce? Var. Türkiye üretmediği sürece her zaman var bu gıda krizi. Türkiye üretmiyor ki, dışarı bağımlı. Dışarıdan geldiği sürece işte savaş çıktı bak. Unumuz, buğdayımız, her şeyimiz yani burada sıkıntısını biz çekeceğiz. Bak ekmek durmadan zamlanıyor. Yani durum hiç iyi değil. Gerçekten insanların da iyi değil. Psikolojiler bozuk, çok zor bir durum. Allah, hepsi çok yüksek. Şu anda markete gidip bir 5 litre yağ almaya kalksak bile 150 lira. Yani bu zamlar nereye kadar bu şekilde devam edecek hiçbirimiz bilmiyoruz. Her gün her şey zam geliyor. Halbuki devletimiz televizyonda diyor zam fiyatları düştü ama hiçbir şeyin düştüğünü ben görmüyorum. Markete gidiyorum, en ufak bir şey almaya kalksam bile bugün 1 liraysa ertesi gün 1,5 lira oluyor. Bu nereye kadar bu şekilde gidecek? Bekliyoruz bakalım. Şu anda tam olarak kartımda 68 lira var. Ve ben bununla 4 gün geçinmeyi düşünüyorum. En azından planlıyorum. Az önce düşünüyordum bunu. Ve hani yani artık ne yapacağımı bilmiyorum. Yani gerçekten çok kötü durumda. Nerede ucuzsa oraya gidiyoruz. Hep ucuz yerlere. Bu şekilde devam ederse nasıl gözüküyor? Bilmiyorum. İyi günlere gitmiyoruz. Sizce bir gıda krizi riski var mı? Yok. Vallahi ne söylesem yalan olur çünkü hiç memnun değiliz. Gerçekten zorlayan şartlar var. Yani alım gücü olan çok az insan var. Bunları düşünürsek hiç iyi gitmiyoruz. Alışverişleriniz nasıl geçiyor mesela? Yani alım gücü iyi olursa tabii ki iyi ama memnun değiliz. Hiçbir şekilde değiliz. Düşmesi gerekiyor. Ama bu mümkün değil. Yani bu kadar söyleyeceğim. Ben tek yaşıyorum. Tek yaşadığım halde bir markete gidiyorum. Her ay aldığım fiyat bir ay tutmuyor. O kadar şey ki nasıl söyleyeyim, şimdi bir markete gidiyorum. Alışverişimi yapıyorum. Aldığım para gıdayı karşılamıyor. O kadar söyleyeyim size. O kadar şey. Hele şu zamlardan sonra daha kötü. Yağ almaya gidiyorsun. Etiket fiyatı da kasa fiyatı çok farklı oluyor gıdada. Temel gıdalara girdiğiniz zaman peyniri, zeytini hakkından gelemiyorsunuz. Peki siz artık alışverişlerinizde nelere dikkat ediyorsunuz? En ucuzuna. Eskiden kaliteye bakıyordum. Şimdi en ucuzuna bakıyorum. Gücümün yeteceğine bakıyorum. Şu an onu göreceğiz. Şu an hele şu zamlardan sonra eskiden de kalite iyi. Şimdi artık kimse kaliteye bakmıyor Türkiye'de. Herkes gücün yeteceğine alabileceğine bakıyor. Çünkü piyasa bunu götürüyor şu an. Herkes şu 10 kişi çevirin, 9 tanesi bunu söyler size. Artık eskidenmiş o yani, bundan 5 sene önce, 6 sene önce, yani son 3 yıldır, 4 yıldır hep böyle artık. Herkes gücünün yetine bakıyor, kaliteye bakmıyor herkes. Karnını doyurmaya bakıyor. Başka bir şey yolluyor ki ama adam aldığı maaş çünkü yetmiyor insana. Gıda sektörüne hiç yetmiyor. Aynı şey sizde de vardır belki. Markete gidiyorsunuz, bir bütçe arıyorsunuz. 250 milyon, 300 milyon bana yeter diyorsun. Her ay yettiği gibi. Bir gidiyorsunuz, 550 lira. Buna şey girmiyor mu? Böyle evliler var. Çoluk çocuğu olanlar var. Onlar girdiği zaman 1500 lira, 2000 lira çıkamıyorlar. Arkadaşlar kurdu iş yerinde. Dedim ya ben alışveriş ettim. Böyle böyle şunları aldım, bunları aldım dedim. Şu kadar para verdim. Adam diyor abi de sen çok güzel. Bir de çoluk çocuğun olsa ne yapacaksın diyor. Çocuk olunca dedi mecbur alıyorsun. Alma bir lüksün yok. Çünkü yarın ufak çocuk bir şey istiyor senden. Onların Allah daha çok yardımcısı olsun. Hele bir de bu asgari ücreti sektörde 4000 lira, 250 lira asgari ücreti zam yaptılar. Hiç yapmaları daha iyiydi. Yani aldıklarını, verdiklerini geri aldılar. Hiçbir şeye yaramadı. Ama Allah sonumuzu hayretsin diyorum ben. Hiçbir şey söylemiyorum. Sizi etkiliyor mu? Ölüyoruz artık neredeyse.
1 lira 2 liralık makarna oldu 5 lira yani. Halkın yediğine, ekmeğe bakar mısın? Bak şimdi Ramazan geliyor. Müslümanlar oruç tutacak. Değil mi? Kaç lira? Bir pide 8 lira 9 liradan aşağı değil yani. Nasıl alacak bu insanlar? Ama inan ki bu kafaya acımıyorum yani. Peki bu fiyat artışlarından kaynaklı siz artık alışverişlerinizi yaparken neye dikkat ediyorsunuz? Neye dikkat ediyorum? Nasıl alışveriş? Ucuzunu almaya çalışıyorum ama hiçbir şekilde ucuz yok. Mesela et. Et de ucuz var mı? Yok. Kıyma olmuş 120 lira, 100 lira. Hadi al bakalım alabilirsen nasıl idare edeceksin evi? Bir tek kıyma değil, tavuk da öyle. Her şey öyle. Yani. Peki nasıl gözüküyor gidişat sizce? Bir gıda çok krizi gözüküyor yaşamıyor. Hayatım. Her şeyde kriz var. Tarımda var. Köylüler ekemiyor. Tohumda var. Tohumda olursa her şeyde olmaz mı? Olur. Ondan sonra gübrede var. Her şeye dışa bağımlıyız. Dışa bağımlı insan ne yapar? Ne yapar? Nasıl eker? Dalga geçer gibi ekin diyorlar. Her yere ekin diyorlar. Nasıl eksin? İnsanlar ekemiyor. Mazot pahalı. Nasıl ekecekler? E sen nasıl yiyeceksin? Onlar ekemeyince, maliyet yüksek olunca sen kaça alacaksın? Değil mi? Tarım politikası yok. Çok fazla bir artış var. Tamamıyla ekonomik kriz çökmüş durumda. Yani tamamıyla bir ekonomi çökmüş durumda. Umarım her şey normale döner. Öğrenci olduğumuz için bizi çok etkiliyor. Evet. Önceden rahat rahat yediğimiz yemekleri şu an yemiyoruz. Bu da bizi çok zorluyor. Yani memnun değiliz. Kimsenin de memnun kesinlikle olduğunu düşünmüyorum. Memnun değiliz yani. Alışverişleriniz nasıl geçiyor mesela? Geçmiyor. Öyle bir sorun var. Okuldan yemeye çalışıyoruz. Havalar çok soğuk. Anadolu Üniversitesi'ne gidiyoruz. Normalde Porsuk'ta okuyoruz. O kadar yolu 3 saatlik mesafe gidip geliyoruz. 3 liraya yemek yiyebilmek için. Yiyecekleriniz bu kadar. Ne söyleyebilirim ki? Sizleri etkiliyor mu? Tabii ki. Etkilemez olur mu? Nasıl etkiliyor? Her şey %100'e geldi. Onun için. Alışverişleriniz nasıl geçiyor mesela? Vallahi idare ediyoruz. Normalde idare ediyoruz. Bir sıkıntı yok. Pahalı da olsa alıyoruz yani. Tamam mı? Dikkat ettiğiniz şeyler var mı alışverişlerinizde? Tabii ya. Mesela yüzde kaç kesmiş bilmem ne onlara bakıyoruz gene de genelde aklımızın erdiği kadar. Peki sizce bu şekilde devam ederse bir gıda krizi yaşanacak mı? Yaşanmaz. Pahalılık olur ama gıda krizi olmaz. Yokluk olmaz. Eskişehirli Ne Diyor programında bugün halka mikrofonumuz yönelttik ve gıdaya gelen zamlar hakkında ne düşündüklerini sorduk. Halktan gelen cevapları dinlediniz. Bir sonraki Eskişehirli Ne Diyor programında görüşmek üzere.